Hayır ve ekber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi hemen bundan sonra tabii daha kısa yorumlarla sizlerle olacağız ve net ve şunu da söylemek istiyorum. Hangi aralıkta hareket edebiliriz? Yani daha çok alıcılı mı olmak lazım, satıcılı mı olmak lazım? Bunları net adeta hap şeklinde, adeta sinyal şeklinde sinyal demiyorum bakın sinyal şeklinde. Bugün alıcılı olmak lazım, hedef şurası. Şuradan alıcılı olmak lazım veya şurada satıcılı olmak lazım gibi yorumlar. Daha önce tabii yaptığımız çok kere yaptığımızı unutma. Sadece günlüklere ve haftalıklara bakarak, çok kısa periyotlara bakarak. Bugünkü tahmini aralığımız 1.15.80, 1.16.20 bölgesiydi Euro dolar paritesinde. Bakın bu tahmini aralık hemen hemen bugün 1.16.50, 1.15.70. Yani biz daha çok alıcılı tarafta olmayı seçmiştik. Euro dolar paritesinde 1.15.80'ler alıcılı. 1.16.20 hedef bölgemizde şu an bu aralığın gerçekleştiğini görüyorsunuz. Hemen şurada hemen Euro dolara döneyim. Bakın 1.15.80 bizim desteğimizdi. 1.16.20 hedefimizdi. Yani aralık 40 pips arkadaşlar. 40 puan. 1 dolarda 400 dolar yapar. Pardon. Bir kontratta 400 dolar yapar. Altın fiyatları için 1.195 buraya gelmesi halinde 1.195-96 alıcılı bölgemiz, hedefiniz 1.203-1.202 aralığıydı. Bakalım bugün altın fiyatlarında ne olmuş? Gördüğünüz gibi 1.194, yani bugün gördüğü en düşük seviye 1.193. Tablomuzda bu aralık tam bölgesi çalıştı. 1.203-1.202 hedefte potansiyel 1.204.85 görüldü. Yani 1.205'e geldi. Yani bizim aralıklarımız bugün çok güzel çalıştı. Hemen şöyle günlükten tekrar dönüyorum. Baktığımızda büyük ihtimalle bunun anlamı, peki haftalıkta bu ne anlam içeriyor? Haftalıkta 1.196 üzerinde kaldığı için 1.212, 1.219'a doğru biz altın fiyatlarında bir hareketin olmasını bekliyoruz. Geçen haftadan da bahsetmiş olduk. 1.17, 20, 30 bu bölgelerden bahsetmiştik. Daha üzerinde görebilir demiştik. 30'dan dönmüştü. Bugüne dair geldiğimizde 1.16, 30'un üzerinde, 1.15, 50'nin üzerinde kaldığı için 1.16, 30, 1.17, 20'leri tekrar Euro dolar paritesi, hemen şöyle tekrar Euro dolar paritesine dönüyorum. Şu yeşil bölge 1.16, 70, pardon 80, 90'a denk geliyor. Burayı ihlal, daha doğrusu burayı test edip yukarı geçmek isteyecekler diye düşünüyorum. Şu an için olumlu. Peki dolar TL açısından bugünkü tablo neydi? Bugünkü tablo dar aralıkta da olsa bir geri çekilmenin zaten izleri vardı. Ne zamandan vardı? Geçen hafta ortasında, yani bayramdan sonraki süreçte bu geri çekilmeler, sonraki hafta sonrası görüyorsunuz maliyetlerin altında geri çekilme oldu. Bugünkü normal şartlarda bu tabloya baktığımızda şu mor hareketli ortalama aşağı kırması lazım. Maliyetler aşağıya gelmeye devam ediyor ama bu yeterli mi? Değil. Yarın Merkez Bankası faiz kararı var. Merkez Bankası'nın nasıl bir karar verebileceğini kimse bilmiyor arkadaşlar. Normal şartlarda şu an için Türkiye negatif faiz veriyor. Nedir negatif faiz? Negatif faiz, gelin diyorsunuz, kim olursanız olun gelin, Türkiye'ye gelin ama ben sizi enflasyondan koruyamam diyorsunuz. Dünya bunun tam tersini yaparken, gelin bize gelin. Bakın enflasyonunuz 3 ama biz size 5, 6 faiz veriyoruz diyorsunuz. Diyor. Ama bizim enflasyonumuz kardeşim 16.90, pardon 17.90. Ama politika faiz 17.75. Sen gel bana neden gelmiyorsun kardeşim? Neden kaçıyorsun benden? Diyorsunuz ama enflasyondan koruyor musunuz? Negatif faiz veriyorsunuz. Ve Türkiye buraya geldi. Merkez Bankası 100 puan, 200 bas puan, 300 bas puan faiz artırsa da hiçbir şey olmaz. Ancak 500 bas puan, 600 bas puan faiz arttırması lazım ki önümüzdeki süreçte enflasyonun %22'lere gittiği ve potansiyeli olduğunu düşündüğümüzde bu marjı şimdiden biraz açması lazım. Yani pozitif faize devam etmemiz lazım. Aslında bakın enflasyonun açıklandığı gün Merkez Bankası çıkıp 200 bas puan arttırıyorum demesi gerekirdi. Ve aynı zamanda yarın yapacağı toplantı içinde
faiz arttırımına devam edeceğiz demesi lazımdı. Ve yarın da en azından bir 300 bas puan daha arttırmalıydı. Ama bakın arkadaşlar, şimdi herkes enflasyonu konuşuyor. Herkes doları konuşuyor. Herkes faizleri konuşuyor. Şu kardeşiniz son 2 yıldır enflasyon diyerek tüy bitti dilimizde. Ve bu tabii ki herkesin bir görüşü var. Herkesin bir söyleme noktası var. Ama ben yine de bu arada açıkçası biraz üzülüyorum geldiğimiz noktada. Şimdi doların bu noktada seyrine baktığımızda aşağıda bakın şu ortalama. Tam ortalamanın altında güzel. Bu ortalama kaça denk geliyor? 6,31'e denk geliyor. Bunun altında Merkez Bankası faiz kararı sonrası bunun altında kapanış görecek olursa enteresan bir rahatlama olur. Nasıl olur bilemiyorum. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye dünya normlarında bir ekonomi yönetimi yapmıyor. Yani bu önceden 94, 2001, 98, 2008 ve daha önceki geçmiş Körfez krizi birçok krizde Türkiye ekonomik krizi yaşadı. İç dinamiklerden veya dış dinamiklerden de yaşadı ama ne yaptı biliyor musunuz? Dünya iktisadi normlarına göre bilim çerçevesinde, iktisat bilimi çerçevesinde krizlere göğüs gerdi. Acır acır ise acır acır ise herkes bu sürece katlandı. Kibir yapmadan IMF'ye gitti. Ego yapmadan ekonominin önüne ne gerekiyorsa yaparız dedi. Yani bir yerde Tanrı, ben Tanrıyım rolünü oynamadan çok güzel bu süreci iktisadi bilim çerçevesinde gerçekleştirdi ve krizlerden ortalama 2,5 yıl içinde çıktığımızı görüyoruz ve normalleşiyoruz. Normalleştik o dönemde. Şu anki durum Türkiye'nin ne zaman krizden çıkacağı veya ne zaman toparlayacağı konusunda dünyada bir tek insan dahi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü belki de bizim krizimiz dünyada dünya ekonomi literatürüne geçebilecek bir kriz olacak. Çünkü hiçbir şekilde ekonominin düzelmesi noktasında bir çalışma en azından güvenli liman Türkiye izlenim verecek açıklama dahi yok. Hatta büyük sanayiciler Odalar Birliği, borsacılar, pardon, Odalar Birliği, Borsalar Birliği falan filan bunlara bakıyorsunuz. Doların turşusunu kuruyor bu insanlar. Evet, size söylüyorum, Türkiye'nin turşusunu kuruyorlar aslında hiç farkında değiller. Bu kadar enteresan bir acınacak noktadayız arkadaşlar maalesef. Ben de birkaç tane bizim gerçekten yakından takip ettiğim ve çok da hoşuma giden, esprili, çok güzel konuşan Memduh Bayraktaroğlu gibi espri yaparak, gülerek söylemek isterdim ama artık deliliğe vurmuş olacağız. Neyse inşallah düzelir diyoruz. İnşallah maşallah buna da inanmıyorum artık. Gerçekten bu anlamda çok acı bir durumdayız. Yani yarın öbür gün çocuklarımız, torunlarımız, dedelerimiz hiçbir şey yapmamış mı diyebilecek bir hale düşeceğiz belli ki. Görüntü bu. Tabii dolardaki hareketi bahsediyoruz. Eğer 6,31'i aşağı kıracak olursa ciddi sıkıntı. Kim için? Dolarcılar için. Ama faiz kararı sonrası 6,45'i yukarı geçecek olursa yukarıda 6,45'in üzerinde 6,60 var. 6,60'ın üzerinde de zaten tekrar 6,80, 6,90'ları konuşacağız. Yeni rallyler oluşabilir. Şimdi buradan hemen dönüyorum. Nereye dönelim? Şöyle euro dolar, altın, VTI, sterlin dolara şöyle bir dönelim. Sterlin dolara döndüğümde sterlin dolarda 1.29.80, 1.30.40. Hemen dönüp bakıyoruz 1.29.80. Yani tam şu bölgede 1.30.40. Yani bugün biraz daha alıcılı tarafa geçmiş. Alıcılı haftalıklarda 1.30.90, 1.31'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Buna gayet olumlu gözüküyor. Dolar Japon yenine baktığımda hemen dolar yapın Japon yenine. Bugün bakalım. %111.600, %111.200. Hemen bakıyorum. %111.600, %111.200. 111.595. 595 yanlış girmişim bakalım. 111-200, 111-600 gibi bir bantta. Oldukça dar bir bantta seyretmiş. Hemen buradan dönüyorum. Tekrar nereye dönelim? Gram altına şöyle bir denelim. Gram altına bakalım.
GL-DGR'ye dönüp baktık. Gram altında 248-243. 248-243 görmüş. 248 yukarıda. Evet, tabii kapanış. Bir gün önceki kapanış 247-600. Yanlış girilmiş herhalde. 247-600. Pardon, hiç girilmemiş hatta daha önceki günlerden kalma. 248-243. Hemen bakıyoruz. Demek ki evet. Neredeyse bütün satıcı tarafı gezmiş. Gümüşe şöyle bir bakalım. Gümüşte de XAGUSD'de gümüşe bakıyorum. Gümüşte bugün 14.71, 14.202. Yani bir tepki var. 14.71, 14.202. Yani gayet olumlu bir tarafta seyreden hareket görüyoruz. Gümüşte biraz daha hareket yavaş yavaş kademeli yukarı. Altın fiyatlarında bahsetmiş olduğumuz gibi hareketin biraz daha yukarı ulaşması beklenebilir. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.